Güzeldir programında bu hafta Kıbrıs'ın en güzel noktalarından birinde Yeni Erenköy'deyiz. Sizin için Balcı Plaza Oteli ziyaret ettik. Hasan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu güzel mekanınızda, Balcı Plaza'da ağırladığınız için bugün. Bu şeref bizim. Yani sizi burada ağırlamak bayağı güzel bir şey. Sağ olun. Öncelikle izleyicilerimiz için birazcık bize kendinizi anlatır mısınız? Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Evet, ben aslen Kıbrıslı, Kaleburnu köyündenim. Hı hı. Buradaki tahsilimi tamamladıktan sonra İngiltere'ye tahsile gittim. Orada hematoloji okudum. Ama bu arada 64-63 hadiseleri dolayısıyla Erenköy'e çıkanlardanım. Hatta ilk çıkanlardanım, ilk grupta. Orada 2 yıl kaldıktan sonra Londra'ya dönüp tahsilimizi bitirdik ve iş hayatımıza girdik. Fakat maalesef işi değiştirip zamanla başka işlere girdik. Bir ara hatta İngiliz polisliği bile yapmışımdır. En son restoran işlerine girdik. Ve böylece turizme doğru yönelmeye başladık. Kaç yılında oldu bu turizmle tanışmanız diyelim? 1990'larda. Daha önce Girne'de bir otel yapmaya başladık. Ondan sonra vazgeçtik. Hı hı. 1990'larda Karpaz bölgesini sevdiğim için, evet. Hatta Erenköy anıları da olduğu için Erenköy bölgesinden bir yer aradım ve burayı buldum. Hı hı. Burası da o zamanlar çöl gibi bir yerdi. Hatta satın aldığımda birçok arkadaş, ya Balcı sen deli misin dedi. Burada ne ot biter ne bir şey olur diyor burada. Çünkü hakikaten bu bölgede kum yığınları olarak geçiyor haritalarda. Yani burada su yok, elektrik yok. Yollar da o zaman şimdiki kötü gibi güzel değildi. Dolayısıyla genelde kınandım niye Girne'yi bırakıp da ben böyle bir yere geldim diye. Fakat sonra nasıl oldu? Şimdi onun şöyle başladık. Burayı önce satın aldım. Devletten kiraladığım araziler var. Onlar bu ön taraftaki sahile kadar giden araziler. Buraları önce biz su bulduk. Kuyu kazdık, su bulduk. Hı hı. Su bulunca zaten petrol bulmuş kadar mutlu oldum. Çünkü bu bölgede su petrolden daha kıymetli. ve ona göre ağaçlandırmaya başladık çevreyi. Gördüğünüz bu ağaçların tümünü ya çekirdekten yetiştirdik ya küçük küçük fidanlardı. Sağdan soldan kamyonlarca gübre de getirip serdik, dağıttık, sürdük, dürdük, suyu verdik. Baktım ki ot da biter, ağaç da biter. Yani tabii güzel bir şeyler yapmaya başladık. Önce restoran mı inşa edildi yoksa doğrudan konaklama yerleriyle birlikte mi başladı? Önce ağaçlandırmayı yaptık. Ondan ve aynı zamanda da proje hazırlayıp bungalovları ve restoran bölümünü yapmaya başladık. Evet. Şu anda kaç odanız var? Kaç kişi burada konaklayabiliyor acaba?
Şöyle söyleyeyim, iki yatabulalı dairelerde, onlar dört kişilik normalde ama göreceksiniz birazdan, dairelerimiz gayet geniştir. Oturma odasında çek yat ve ek olarak bir yatak da var. Dolayısıyla büyük dairelerde altı kişi rahatça konaklayabilir. 12 tane dairemiz vardır. Evet, bu 12 dairede yani toplam 30 kişiye yakın kalınabiliyor mu? 50 kişiye kadar barındırabiliyoruz. Hı, çok güzel. Peki birazcık da restorandan bahsedelim. Sanıyorum günübirlik restorantı için de buraya gelebiliyor isteyenler. Evet, dışarıdan buraya gelenler var. Bizde yerli yemekler dahil olmak üzere ayrıca yabancı milletlerin yemeklerinden de yaparız. Mesela bizim bifteklerimiz sadece bölgede değil, Kıbrıs'ın birçok yerlerinden buraya biftek yemeye gelenler oluyor. Bonfilelerimiz, file steak, sirloin steak, bunlar falan. Balık türlerimiz genelde denizden çıkan balığı servis yapıyoruz. O gün ne çıkarsa odur. Yani evet. Onun dışında ayrıca çupura ve levrek her zaman var zaten. Her zaman var. Evet. Peki, tabii siz İngiltere'de de kaldığınız için herhalde bu biftek, bonfile, bu bilgiler oradan mı kaldı acaba size? Şimdi aslında ben etçiyim. Dolayısıyla et pişirmeyi severim. Ve böyle başladık. Eti bekletmeyi, dinlendirmeyi öğrendik. Dolayısıyla gayet güzel bir yemek çıkarabiliyoruz. Çok güzel. Peki burada girerken de gördük, bahçeniz de var sanırım. Burada sebze de yetiştiriyorsunuz herhalde konaklayanlar için. Evet, burada birçok sebzemizi kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Organik olarak yapmaya çalıştığımız için de bazen başarılı olamıyoruz. Tabii. Ama çıkardığımız sebze bayağı güzel oluyor, lezzetli oluyor. Bunları da kullanıyorsunuz. Bunları da restoranımızda kullanıyoruz. Hatta tatlı badanez bilmem ne, onları biz kendimiz çıkarıyoruz. Çeşitli kabak türlerini, karpuz türlerini deniyoruz. Mesela içi sarı olan karpuz yetiştirmeye çalışıyoruz. Onu uzak doğudan getirdik. İlginç. Yani ilginç, papaya bilmem ne. Onları da yetiştiriyorsunuz burada. Ön bahçemizde altı çilekten tut, armut, elma bilmem ne, onları da hep kendimiz yetiştiriyoruz. Çok güzel. Zeytinimizi, zeytinyağımızı kendi ektiğimiz ağaçlardan çıkarıyoruz. O bakımdan çok güzel bir şey yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet, kimler geliyor size Hasan Bey? Kimler sizi nasıl buluyorlar? Genelde web sayfamızdan buluyorlar. Ve ayrıca tavsiye üzerine geliyorlar. Yurt dışından gelen müşterilerimizin birçoğu Almanya, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden geliyorlar. Az miktarda Rus müşterilerimiz de vardır. Onlar genelde güneyden geliyor. Güneyden fazla bir Rum, yani Güney Kıbrıslı Rumlar gelmeyi tercih etmiyor. Fakat öyle. Demek daha çok yabancı. Daha çok yabancı. Tabii Kıbrıslılar da elbette geliyor, elbette. Genelde bayramları Kıbrıslılarla doluyoruz. Evet. Bayram aylarında zaten dışarıdan fazla bir rezervasyon almayı tercih etmiyorum. Çünkü Kıbrıslı halka da hizmet vermek istiyoruz. Doğru. Peki böyle aklınızda kalan, size en ilginç gelen, işte şu ülkeden de gelenimiz olmuştu da çok şaşırmıştık diyebileceğiniz bir konaklayanınız, müşteriniz oldu mu? Hindistan'dan gelen oldu. Kazakistan'dan geliyor bazen. Amerika'dan gelen olur. Her yerden müşterimiz olmuştur. Buluyorlar, geliyorlar evet. Buraya. Yani buraya güneyden Alman ambasadörü, bilmem İngiliz
konsolosu falan burada çok defalar kullanmamıştır. İyi bir mekanımız var, temiz bir mekanımız var. İnanıyorum ki iyi bir hizmet veriyoruz. Onun için geliyorlar. Evet, Karpaz'da olması da tabii ayrıca bir ayrıcalık herhalde tabii sizin ki. İçin. Karpaz'da olmamız büyük bir avantaj. Hı hı. Fakat şöyle söyleyeyim, biz yani ben çok defalar Turizm Bakanlığı'na kızmışımdır bu hususta. Yani Karpaz'ı yeterince biz ön plana çıkarmıyoruz. Karpaz turizmini geliştirecek yollara sapmıyoruz. Gazinolar, bilmem neler, biz bu bölgede gazino falan istemiyoruz. Tabii. Ama gazinomuz yok diye de buraya müşteri göndermemizlik yönüne gitmeyin. Yani tabii. Gönderiniz. Elbette. Tanısınız daha doğrusu. Yani bu güzelliği dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. Tabii. Bu sakinliği. Her tarafı natürel. Evet. Bir ortam, bitki örtüsü, havası. Yani burası Kıbrıs'ın içinde dahi. Yani Kıbrıs'ta en serin yer. Evet. Diyebiliyorum. Yani şu anda baksanız burası 28 derece ise Lefkoşa, Girne 33 dereceler falan çıkar. Tabii. Yani görülecek, yürünebilecek yollar, patikalar, bilmem nelerimiz var. Yani tarihi eserler var. Tarihi eserler var. Çok güzel sahiller var. Tabii ki. Kaplumbağalar var. Evet. Mesela sahilde göreceksiniz. Orada geçen hafta gelip de yumurtlayan iki tane kaplumbağamız var. Onları koruma altına aldık. Hı hı. Yani bunları insanlara gösterebilmek lazım ve bu insanları buralara getirmek lazım. Doğru. Evet. Evet, peki uzun zamandır turizmle uğraşıyorsunuz. Personel bulmakta zorlanıyor musunuz? Böyle çok sizi rahatsız eden, çok güçlük hissettiğiniz bir konu var mı? Onu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi personel bulmakta maalesef zorlanıyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben bu tesisi açacağım zamanlar Erenköy'de kahveye gittim. Dedim ki beyler tesisi açıyorum. 3-4 tane personele ihtiyacım vardır. Ya kahve genç dolu, çalışmak istemiyorlar. Bu defa yurt dışından getirdim. Yani 16 sene evvel yanıma gelip de çalışmaya başlayan aile hala burada. Ne güzel. Çalışıyorlar. Burada çocukları oldu, çocukları üniversiteye gider. Yani aradan 16 sene geçti, şimdi vatandaş oldular. Güzel bir şey. Ama Kıbrıs'tan Karpaz gibi bir bölgede işçi bulmak biraz zor. Çünkü Lefkoşa'da olsa bir restoranda çalışacak, tamam işini bitirir, evine gider. Evet. Adam evini, barkını bırakıp da buraya gelip iş almak istemiyor. Burada doğru. Lojman versen dahi kolay değil. Kolay değil. Evet. Siz de daha çok yurt dışından çalışan buluyorsunuz. Yurt dışından çalışan şahıslar getiriyoruz. Vietnam'dan, Filipinler'den, Türkmenistan'dan. Peki Balcı sanıyorum sizin soy isminiz. O yüzden mi buraya Balcı Plaza ismini verdiniz? Evet, evet. Yani aslında babam balcıydı. Bal mı üretiyordu? Bal üretiyordu. Hı. O soyadını aldık ailece. Bizim maalesef, benim şahsen burada aralarım henüz yoktur. Hı hı. Biraz da çekiniyorum aslında. Çünkü başkalarının araları var. Onların araları buraya gelip çiçeklerden polen falan alıyorlar. Zaten orada bir işlem yapıyorlar. Çok yakın olursa doğru. Müşteriyi rahatsız eder diye düşündüğüm için buraya arı falan yerleştirmedim. Ama böyle bir geçmişiniz var. Böyle bir geçmişimiz var, evet. Evet. Burada servis yaptığımız balı da kardeşimden tedarik ediyorum. O da üretiyor. Evet, o da ayrıca doğal. Doğal üretiyor, evet. Çok güzel. Peki Hasan Bey, köyle ilişkiniz nasıl? Belki çok çalışmıyorlar ama mutlaka bir alışverişiniz vardır. Tabii ki. Şimdi
Bize en yakın köy Karpaz ve Yeni Erenköy'dür. Hı hı. Genelde alışverişimizin birçoğunu buradaki marketlerden alıyoruz. Evet. Toplamcılardan aldığımız şeyler de oluyor tabii ki. Etimizi falan filanımızı onları başka bir kasaptan alıyoruz. O Erenköy'de değil maalesef. Hı hı. Ama o da benim ortağım olduğu için ondan, başka bir işte ortağım olduğu için ondan alıyorum. Ama genelde günübirlik istediğimiz, ihtiyacımız olan şeyleri aracımız gidiyor, Erenköy'den alıp geliyor. Yani o bakımdan Erenköy'de bir katkımız oluyor. Tabii, mutlaka. Ama gönül isterdi ki Erenköylülerden 3-5 kişi çalıştırayım. Tembeldirler demeyim ama benim hoşuma gitmeyen şey şu. Bir kere bir adam geldiğinde bana ben bu kadar para istiyorum demeyecek. Önce bana ne verebilir? Yani ne yapabilir burada ki o parayı hak etsin? Ve ona biz beraber karar verelim isterim. O adam gelir, ya ben her şeyi yaparım. Ya her şeyi hiç kimse yapamaz. Doğru. Yemek mi pişirirsin, servis mi yaparsın, İngilizce mi, Almanca mı biliyorsun? Bir restoranda kaç zaman çalıştın, hangi restorandaydı? Yabancılarla çalıştın mı? Ya bunlar mühim şeylerdir. Tabii. Eğer 20 sene çobansa şimdi 2 günde garson olamaz. 2 günde turizmde hizmet veremez. Doğru. O bakımdan biraz zorlanıyoruz. Evet, tabii burada pek çok şey yetişiyor. Konuştuk bunları. Herhalde özellikle yabancılar buna da ilgi gösteriyor. Buradaki meyveleri görmek, sebzeleri görmek, evet. Belki dalından bir şey koparmak, o yemek, onu o şekilde taze olarak tüketmenin keyfini çıkarıyorlardır mutlaka. Evet, tabii ki. Zaten müşterilerimiz gelirken burada yapmaya çalıştığımız, burada yetiştirmeye çalıştığımız sebzeleri görüyorlar arabayla giderken veya yürüyerek. Bunları biz çok defalar alıp götürüp gezdiriyoruz. Bahçeyi, hı hı, görüyorlar. Eğer hava sıcaksa ve dışarıda fazla onları dolaştırmak istemiyorsak sebzeyi topladığımızda zaten buradan giriyoruz. Hemen görüyorlar. Evet. Yumurta, tavuklarımız var. Hı hı. Yumurtalarımız taze günlük çıkıyor. Tavşanlarımız, hindilerimiz, keçilerimiz, koyunlarımız var. Çok da var hellimimizi burada yapıyoruz. Norumuzu, köy hellimimizi. Evet, yani evet. Müşteriler muhakkak seviyor. Hatta bir zamanlar tavuklar tamamıyla doğada serbest dolaşırlardı. Hı hı. Müşteri buraya geldiğinde ben kavrulmuş yumurta istiyorum dediğinde yumurtanı getirdin mi, buldun mu diye soruyorduk. Müşteri gidip çalıların arasından yumurtaları alıp geliyordu yani. Burada pişiriyorduk. O da onun bir alemiydi. Yani burada bir anlamda bir ekoturizmde, evet, yaptığınızı söyleyebiliriz. Evet. Peki 365 gün hizmet veriyor mu burası yoksa belli zamanlarda mı açıyorsunuz? Şimdi genelde biz burayı kışta kapatmıyoruz. Kışta da açık. Şöyle ki yani burada çalışanlar ayrılmıyor. Burada kalıyor. Tabii. Gene burada ağaçların bakımı var, hayvanların bakımı var, tarlaların bakımı var. Tabii. Onları yapıyoruz. Pek fazla bir turizm yok o zaman. Evet, ama hayat açığız, devam gelse, ediyor tabii. Hayat devam ediyor. Yani, dolayısıyla eğer arzu eden olursa kışın da buraya muhakkak konaklamaya gelebilir. Mesela dairelerimizde, büyük dairelerde bilhassa, hı hı, üst katlarda onlarda şömine var. Ayrıca böyle bir keyifte yaşayabilirler kışın burada. Ayrıca böyle bir keyifte yaşıyorlar. Evet. Mutlaka kışın da ayrı bir güzel oluyordur buraları. Ben Karpaz'ı sadece yazda değil, kışta da çok seviyorum. Bir kere toprağın kokusu, bitkisinin kokusu, bunlar çok güzel şeyler. Evet, tabii yazın başka güzel, deniziyle, sahiliyle. Tabii, tabii. Onlar da ayrı alternatifler. Evet. Peki gelecek için planınız var mı? Uzun zamandır bu işle uğraşıyorsunuz. Var mı, evet, hayalleriniz, burayı büyütmek gibi bir hedefiniz ya da? Evet. Projede
350 yataklı bir tesisin onaylanmış projesi vardır. Havuzu, kapalı yüzme havuzu falan, spor salonu olan bir tesisin projesi vardır. Fakat tahmin ederim ki ben bunu hayata geçirmeyeceğim. Herhalde benden sonraki çocuklarım veya torunlarım belki bunu gerçekleştirirler. Fakat öyle ki sırf bu projeye fazla büyük bir değişiklik yapmasınlar diye, her tarafı betonlanmaya çevirmesinler diye, göreceksiniz çok miktarda çam ağacı ektim. Çok miktarda palmiyeler ektim. Hatta havuzun, yani yapılacak olan havuzun çevresindeki ağaçları bile şimdi denektim. Koskocaman olmuşlar. Ümit ederim ki fazla bir değişiklik yapmadan, ağaçlara falan zarar vermeden tesisi büyüdüler onlar artık. Çünkü tesis küçük bir tesis. Evet. Buradan fazla bir kazanç gelmiyor zaten. Ben kendi paramı kullanarak idare ediyorum. Onlar büyütecekse o çerçevede büyütsün diyorum. Evet, siz bir vizyonu ortaya koymuşsunuz. Evet. Her şeyi tüm detayına kadar düşünmüşsünüz. Artık onlar da arzu ederlerse. Evet. Ama tabii dediğiniz gibi burayı korumak ve betonlaştırmamak. Çok mühim benim için, evet. Evet, çünkü burası bu şekilde güzel. Evet. İnsanlar da buraya doğası için geldiklerinin için bunu da unutmama lazım. Tabii ki. Herkesin bunu düşünmesi lazım. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Evet. Peki başka herhangi bir sizi rahatsız eden çevreyle ilgili, özellikle sanıyorum kirlilik Kıbrıs'ta büyük bir problem oluyor. Maalesef o çok büyük bir problem. Denizlerimiz devamlı kirletiliyor. Yani bugün temiz olan bir sahil, bir fırtına çıktıktan 2 gün sonra poşet yığınına dönüyor bütün sahiller. Aşağı gittiğinizde göreceksiniz, sahilin sağ köşesinde böyle tenteyle çevrilmiş bir alan var. Bir çöp yığınıdır. Görülmesin diye örtüyorum. Yüzlerce kamyon çöp yığmışım oraya. Belediye gelip almıyor. Geleceğiz dediler ta senelerce önce. Gelmediler, gelmiyorlar. Gelecekleri de yok diye düşünüyorum. Ama o şekilde de bazen örtüyorum, üstünün yeşillenmesini istiyorum, o yapıyorum diyorum ama devamlı çöp çıktığı için başa çıkamıyorum. Ama haftada bir çöp arabası gelse de onları şöyle bir alsa da gitse çok daha iyi olur. Doğa çok daha güzel ve temiz kalacaktır diye düşünüyorum. Maalesef belediyeyle sorunlarımız vardır. Çöpleri düzgün alamıyorlar. Zaten belediye iflas etmiş. Yeni bir başkanımız oldu şimdi. İnşallah her şey daha güzel olur. Başka bir şey daha var. Ondan da bahsedeyim. 15 sene evvel ben buraya telefon hattı almak istedim. Parasını ödedim. Geldiler. Bir hayli zorluktan sonra, bir hani bürokratik problemlerden sonra geldiler. Telefon hattı aldım, parasını ödedim. Benim telefonlarım 3 gün çalıştı. Yıllarca onun kirasını ödedim. 2 tane telefonum vardı, kirasını ödedim. Gelip yapacağız. Ondan sonra gelmediler. Yok optik hat lazım, bu hatlar çekmez. Ben ve bugüne kadar benim burada telefon hattım yoktur. İnternetle sorun yaşıyoruz. Yani Karpaz altyapıda biraz sorunlu bölge. Evet. Zayıftır. Yani bu altyapıların bir an önce halledilmesi, bölgenin biraz daha rahatlaması için bir şeyler yapmak lazım. Yani buraya gelen turist ister ki internetine girsin. Çünkü buraya gelen insanların birçoğu iş adamıdır. Tabii. İş adamı genelde hiçbir zaman İşten kopamaz. İşten kopmaz. Devamlı bir kontak içerisinde olmak istiyor. İnternet olmadı mı zorlanıyor. İstirahat edemiyor istediği gibi. Aklı orada kalıyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bu zaten herhalde bunlar bölgenin genel sorunu. Aslında münferit bir sorun olmasa gerek. Evet, münferit değil. Ama
problemin olduğu yer daha fazla hisseder. Mesela bir yolun bir tarafında telefon var. Tamam. Onlar daha az problemli. Anladım. O bir evdir ama burası bir tesistir. Ya da bir tesis olmaya çalışıyor. Evet. Bir hizmet vermeye çalışıyor. Bunlara biraz bakılması gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca benim burada suyum kendi suyumdur. Hı-hı. Kendi anladık da niye benim de şebeke suyum olmasın? Bir problem olur. Ya motorlarım bozulur, ya bir şey olur. Yahut da Allah korusun şeyler, kuyular kurur. Tabii. Yani benim bir şebeke suyumun olması şarttır diye düşünüyorum. Bir belediye olarak da buraya kadar getirmesi lazım yani. Karpaz'a gitmiş, bende su yok. Karşıdaki restoranda su var, bende yok. Yani niye olmasın? Yani ben ve şöyle söyleyeyim, yani bu belediyeyi şikayet etmiş gibi olmayayım da bu bölgede vergilerini ödeyen yegane tesis burasıdır. Yani bunu hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü bunu bana belediye çalışanları da söylüyor. Hı hı. Abi sen ne misin? Niye gelip vergilerini ödüyorsun? Ya bir gün bir hizmet alacağım diye ümit ediyorum onun için. Yoksa aldığım hizmet için değil. Onu da söylüyorum. Ve vergilerimi her zaman ödüyorum. Bir hizmet bekliyorum. Tabii haklısınız. Umarız en yakın zamanda bu sıkıntılar da giderilir. İnşallah. Ve Karpaz çok daha güzel tanıtılır. Çok evet. Daha fazla insanın çekim merkezi haline gelir. Evet. İnşallah Karpaz uzun yıllar böyle bakir bir yer olarak kalır. Korunur, evet. Ama o demek değildir ki bölgede inşaat yapılmasın, yapılsın, planlı olsun, herkes doğaya saygı duysun. Evet. Yıkarak, dağıtarak değil, mevcut doğayı daha da zenginleştirme yönüne gidip bir şeyler yaratmak lazım. Evet, sadece korumak değil sadece aslında. Sadece korumak değil. Çoğaltmak da lazım güzellikleri. Tabii ki. Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Bizi burada ağırladığınız için ve bize verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Teşekkürler.